Tarih 1071. Günlerden Cuma ve Malazgirt Ovası. Türk'ün büyük sultanı Alparslan, beyazlar içinde yiğitlerinin karşısına çıkarak şu tarihi konuşmayı yaptı. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Anadolu Türk yurdu olacaktı. Malazgirt Ovası, tarihe altın harflerle yazılacak bir savaşa sahne olacaktı. Büyük Sultan'ın emriyle savaş başladı. Yayından fırlamış bir ok gibi uçtu Leventleri. Düşmanın kalbine saplandı. Yiğit naralarıyla sarsıldı yüreği Bizans'ın. Türk'ün kılıcıyla can verdi oracıkta. Güneş gruba meylederken meydanda yiğitlerin zafer haykırışları vardı. Türk Sultanı Alparslan secdeye kapanmış, Allah'a şükrediyordu. Malazgirt'te kazanılan zaferle Anadolu, Türklere kapılarını ardına kadar açıyordu. Bundan sonra bu topraklar Türklerin ebedi vatanı olacaktı. Tarihimizin şanlı zaferleri. Tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken, Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a doğru hareket eder. Milli mücadele direnişini ateşlemek için. Direniş hareketlerini örgütlemek, milli şuuru uyandırmak ve işgaller karşısında alevlenen milli heyecanı bütün yurda yaymak için. Nitekim öyle oldu. Anadolu bir gaye etrafında birleşiyordu. İstiklal. Bundan sonra Anadolu halkı tarih yazıyordu. Kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle herkes canını malını hiçe sayarak düşmana karşı koyuyordu. Bir ordu ki 7'den 70'e dek kadın erkek kız kızan silah yokmuş, üniforma yokmuş ne gam, ölesiye saldırırlar düşmana. Diş var, tırnak var ya ve bu inançla yalnız düşman değil, milletin ters giden talihi de yenidir İnönü'nde. Ardından yeni destanlar eklendi tarihe sırasıyla. Afyon, Kütahya, işte Eskişehir, Dumlupınar, Sakarya. Türk ordusunun Sakarya'da kazandığı zaferin bir başka benzeri yoktur yeryüzünde. Bu savaş 22 gün 22 gece süren yaman bir uğraştır. Bu savaş saldırgan bir düşmanın Türk'ün imanı karşısında hezimete uğradığı bir savaştır. Bu savaş haksız, şuursuz istila emelinin Sakarya'nın köpürmüş sularında boğulduğu bir savaştır. İnsanlık tarihinde müstesna bir yere sahiptir Sakarya Meydan Muharebesi. Çünkü Viyana'da başlayan amansız çekilmeye Sakarya'da dur denmiştir. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Sabırsızlıkla beklenen büyük taarruz, 26 Ağustos sabahı günün ilk ışıklarıyla başladı. Yunanlılara öldürücü yumruğu indirmek için, patlayan toplar bütün dünyaya şu gerçeği haykırıyordu. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Başkomutanından en son erine kadar bütün bir ordu, büyük bir gayret ve inançla
tek vücut oldu. Taarruz pek yaman sürüyordu 26 Ağustos'ta. Akşam olurken ordularımız, düşman mevzilerinin bir kısmını ele geçirmiş, şanlı süvarilerimiz bir mızrak gibi saplanmıştı düşmanın bağrına. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! Büyük komutan bu emri vermişti. Eskişehir'den, Sakarya'dan, İzmir'den Yunan kaçıyordu. Atatürk'ün süvarileri koşuyordu peşlerinden. Ta Afyon'dan beri dört nala. Artık zafer yakındı. Günlerce açlığa, susuzluğa meydan okumuş, umutla el birliği etmiş bir ordunun zaferi yakındı elbet. Yuvalarını, bebelerini terk ederek erine cephane taşıyan kadınların sırtındaki ağrıydı o zafer. Evini, yurdunu, bağımsızlığını kaybetmiş, kanlı göz yaşlarıyla cepheden haber bekleyen bir ulusun sevinçlerindeki gözyaşıydı o zafer. Kurtuluş savaşı dedik. Birlik olduk, el ele vererek gazi olduk, şehit olduk severek isteyerek. Sakarya ve Büyük Taarruz, sömürücülerin istila emellerine son veren, sömürülenlerin hür ve egemen yaşama yollarını aydınlatan bir meşale oldu ve zafer kazanılmıştı artık. Türk tarihinin akışı bir başka olmuştu 30 Ağustos sabahı. Milli Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış. Tarihe altın harflerle geçen yepyeni bir Türk devleti kurulmuştu. 30 Ağustos sade bir tarih değildir. Bugünün tarihe şan veren bir anlamı vardır. Bugünün heybeti toprağa, denize ve göğe sığmayacak kadardır. Müslüman Türk genci, milli tarih bilincine sahip olarak Türk cihan hakimiyeti mefkûresine sahip olmalı. Milli tarihi, manevi duyguları ve aziz ecdadı ile gurur duymalıdır.